bu sözleşme konusu nedeniyle Larin'in Beşiktaş'taki performansı da tartışma konusu hocam. Şimdi Galatasaray'ın ihtiyacı olan mevkileri burada çok fazla konuşuyoruz ki birazdan da değerlendiririz ama Larin nasıl bir ihtiyaçtır acaba Galatasaray açısından? Ya bana da çok anlamlı bir ihtiyaç gelmedi yani baktığın zaman yani Cagne ve Muhammet'in dönüşüyle beraber Halil'in, Kerem'in oradaki yoğunluğu, Fegolinin yoğunluğu yani lerin hangi pozisyonda nasıl kullanılacak veya oyun içerisinde öyle bir oynama ihtiyacı var, oyununa oynama ihtiyacı var sorusu sorulsa ben açıkçası çok çok doğru bulmuyorum. Yani bu, bu tamamen şu an lerin Beşiktaş'la olan probleminin getirmiş olduğu bir e, transfer haberi olduğunu ben düşünüyorum. Yani e, yani Galatasaray'ın <laughs> yani şu anki oyununun en büyük problemi ben dirensiz ve ya yani dirensiz bir orta saha, çok hem fiziksel anlamda hem oradaki yani rakibi oyununu hissettirecek orta saha oyunu yok. Yani ben biraz daha o bölgenin daha çok yoğunluk hissedilmesi gereken bir transfer dönemi içerisinde kalmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Ama yani bence haber dediğim gibi yani Larin'in Beşiktaş probleminin tamamen yansıması olduğunu düşünüyorum. Çok doğru bir pozisyon oyuncusu olacağını ben düşünmüyorum Galatasaray adına. Evet Lara'nın tabii ki Beşiktaş performansı, özellikle geçişlerindeki performansı çok değerli. yani. Evet yine Anad ben. performansı Santifor performansından daha çok beğenilen bir oyuncu. Yani aslında çok e, yani Beşiktaş'a katkı yaptığı performans aslında ekstra oynadığı bir performanstı Ezgi. Yani çok kendin orijinal bir oyunu değildi. Biraz daha Abu Bakar'la beraber yani ikinci Santrofor veya oradaki boş alanlara doğru koşular yaparak oyuncu e, kalitesini kullanmıştır. Yani gelişimi katkısı bence bu yönde oldu. Ama Galatasaray'ın yani o bölge oyununa ihtiyaç var mı? Bence çok olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani ben biraz daha Galatasaray'ın e, özellikle orta saha ve savunma oyununu çok daha sert oynayacak bir e, oyuncu profiline ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hani bu transfer gerçekleşirse ne katar? Yani bilmiyorum eldeki oyuncular ne veriyorsa e, bence o kadar değer katacağını ben bekliyorum. Yani bana göre çok keyifli bir transfer olacağını tahmin etmiyorum. Peki. Peki. ya daha önce de yaz transfer döneminde de bunu gündeme getirdi menajeri. Larry'nin çok uyanık bir menajeri var. Beşiktaş yönetimi çok doğru yapıyor. Ben alkışlıyorum Ahmet Nurçebi yönetimini. Lerin zaten çok iyi para kazanıyor Beşiktaş'tan. 1 milyon 600 bin euro para kazanıyor. 100 bin euro zam yaptılar, kabul etmediler. Dünyanın, değil Galatasaray, dünyanın hiçbir takımı Lerin'e 2,5 milyon euro vermez şu şartlarda. Lerin, yani bu kadar menajerinin sözünü dinleyen bir futbolcu olur mu ya? Sen Beşiktaş'ta oynuyorsun, şampiyon takımda oynuyorsun. Ya inanılır gibi değil. Ve o kadar rahatı yerinde 1 milyon 750 bin 700 bin euro iyi para. Ki aslında 2 milyon euroya çıkmıştı Beşiktaş. Ama o kadar inat etti ki menajeri. Yok 2,5 milyon euro isterim. 5 kuruş e, altına inmedi. Şimdi Beşiktaş yönetimini kıskaca almak için, daha da zora sokmak için. işte Galatasaray'la görüşüyoruz. Bak birkaç gün sonra Fenerbahçe çıkacak. Fenerbahçe'de de devrede diye menajeri bir şekilde Oralara haber gönderiyor. Muhabirler de o bilgiye ulaşıyor. İşte bak Fenerbahçe'de Lali'nin peşinde. Galatasaray'da. Galatasaray'ın şu anda Lali'de zaten. Galatasaray'ın yabancı kontenjanı da dolu. Yani Çıkıldağ'ı gönderdiler tamam. Yedli'nin sözleşmesini feshettiler. Bir sürü onlar da operasyon yapıyorlar ama şu anda e, Torrent'in kafasındaki olay o değil. Bir stoper istiyor adam. Bir de kaleci istiyor. Yani e, forvet istemiyor. Yani Lali'nin olayının ben gerçekleşme ihtimalinin Olduğuna hiç imkan vermiyorum. Tamam bu tip haberler tamam geliyor sonuçta yüzde bir de olsa ihtimali gerçekleşme ihtimali haber haberdir yazıyoruz çiziyoruz. Ee, biz de yapıyoruz ama mantığım e, bu transferin asla gerçekleşme yani, ihtimal vermiyor. Lerin en sonunda menajere takım bulamayacaklar yine. Beşiktaş'ın kapısına gidecekler yine diyecekler ki tamam e, işte 1 milyon 700 bin euro muydu? Lerin kalmak istedi. Gelen teklifleri geri çevirdi deyip bir şekilde menajeri Beşiktaş'ın kapısında kalacak. Lerin Beşiktaş'ta kalır. Ee, ama Beşiktaş yönetimi de bir kuruş fazla vermez. Bir yedi üzerine çıkmaz. Galatasaray'ın da asla gündemine gelmez şu anda. Galatasaray'ın gündemi yönetim zaten şu anda kaynıyor. Yani niye biz Farioli'yi almadık da e, Torrent'i getirdik diye baskı, başkana büyük baskı var. Öyle Farioli gitti bak 3'te 3. geliyor bu baskı. Yöneticilerden geliyor. Gündemde olan ilk isim Parioli'ydi. Alanya'ya Alanya kaptırdık diyor. Bak o 3'te 3 yaptı. E, senin başkana senin getirdiğin ıştan güne de senin getirdiğin hoca işte 3'te 0 çekti. Ne durumlara düştük diye şu anda. Onun kavgası var Galatasaray yönetiminin içinde. Yani bunlar konuşulurken, hoca konuşulurken e, ki hocanın ben çok uzun ömürlü olacağını da düşünmüyorum. Alanya Spor oynayacaklar Alanya Spor'la. O maçı kazanabilecekler mi? Sonra Göztepe var, Kayseri var. var Hep var zorlu maçlar oynuyor. Derbi de ekstra motivasyonla oynar oyuncular. Hoca katkısı ne kadardır bilmiyorum ama dediğim gibi Alanya Spor'u yenemezsen 4-0 olursa hoca gider ben söyleyeyim size. Yani ne kadar tazminatlı olsa, ne kadar güçlü kontrat yapmış olsa da o taraftar Flory'e ayağa kaldırır. Ya Burak Elmas'a sen gidiyorsun ya da hoca gidiyor derler ben olağanüstü kongre kararı alınacağını düşünüyorum. Bu yenilgiler devam ederse Galatasaray'da. Çünkü Galatasaray bunları hak etmiyor. Fatih Terim'i göndermekle tarihi bir hata yaptılar. Yani başkan adayları da bak haftaya eli kulağındadır. Başkan adayları çıkar. İşte Dursun Özbek eski başkan liste hazırlıyor derler. İşte Ünal Aysal hazırlanıyor derler. Bir sürü isim çıkar onu söyleyeyim ben sana. E, o e, kongre kulisleri hareketlidir şu anda. Dediğim gibi Galatasaray yönetimi içinde o birlikteliği sağlayamadığı sürece transferde de çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. İşte Okan Koç'u geri almaya çalışıyorlar. E Giresunspor'da e, 6 milyon TL size verelim. Oyuncuyu bizde kalsın demiş. Galatasaray istiyor. E, Giresunspor'da e, bize kiraladınız. E etik değil şu anda. Sezon sonuna kadar veremeyiz diyor. Ya ama şunu düşüncesi de yapalım size diyor. 6 milyon TL verelim. Bon servisini bize verin oyuncunun diye bir haber geldi. Acilen kaleciye ihtiyacı var Galatasaray'ın. Ya Fatih kötü kaleci mi? Şöyle, kötü Musul kaleci değil. bir ay sonra döneceği söyleniyor. Ya tabii, ama Fatih ama, idare edebilir ama şimdi mi o panik var. Bak şimdi panik var. Bu yenilgilerin 9 gol yedi 3 maçta. Son üç evet. maçta 9 gol yiyen bir Galatasaray var. Yenilgilerin faturasını e, ne hocaya kesiyorlar, ne takım oyununa kesiyorlar. Sadece kaleciye kesiyorlar. Kalecimiz çok gol yiyor diyorlar. Ne alakası var? Savunman da kötü. Yani e, bakıyorsun Markaon'un Trabzonspor maçında Bakasetas'ın attığı poz, gol pozisyonunda adeta asist yaptı. Yani orada zamanlama hatası var. E, pozisyon almada gecikmesi var. E, yani takımın yani... en iyilerinden Marko bile tartışılıyor şu anda. Bütün yükü, bütün başarısızlığı kaleci üzerinden okumak Galatasaray'da hiç doğru değil. Yani Çok bireyselden daha ziyade bence savunma oyununun bence büyük bir problemi var Galatasaray'da. Yani yenilen gollerin özellikle son 3 haftadaki bu 9 golün senaryosuna özellikle bakıldığı kenar beklerim, zaman değil mi? yani evet. Ezgi o kadar çok duruş hatası var ki yani bazen kalecileri de anlamsızlaştırıyor oyuncuların sadece sahası içerisindeki paylaşımı. E, bu bence çok büyük bir, bir, bir sorun. Yani orada Nelson Markova gibi çok önemli, yani tecrübe anlamında çok önemli iki tane e, oyuncu olmasına rağmen inanılmaz pozisyon hataları var. Yani ben burada kaleci evet gündeme gelmesi tabii ki Muslera'dan sonra muhakkak kalecinin aranması çok e, olası bir e, duruş veya bir araştırma ama ben e, Galatasaray'ın genel savunma probleminin daha önemli olduğunu e, düşünüyorum. Yani yenilen golleri incelendiğinde gerçekten yani çok çok büyük bir hatalar zinciri var. Yani bir oyuncuyla beraber olan bir hatalardı yani inanılmaz bir kopukluk var savunma Şu aralarında. Oyun başına baktığımızda aslında Marka Nelson ikilisi çok beğeniliyordu. İyi işler de yapıyorlardı. Yani yani tabii ki belki birebir oyunlarda evet doğru pozisyondalar. ama oyunun genel özellikle kenar oyunları olduğu zaman ceza içerisindeki bence e, duruşlarında çok büyük bir eksiklikler oluyor. Yani e, bunlar zaten gollerinde en azından çok belirleyici sebeplerinden bir tanesi oluyor. Yani oyunun bence sadece yani birebir eşleşmelerine bakmamak lazım savunma anlamında. Aslında savunmayı sadece Marco Nelson'la da adlandırmamak gerekiyor. Yani Galatasaray'ın yemiş olduğu gollerdeki duruşlara bakıldığı zaman yani gerçekten bu kadar üst düzeyde bir takımı bu kadar duruş hatası yapması bence aslında çok araştırılması gereken bir şey. Torrent'in de geldiğinde ilk söylemi ilk baştan sonra yani özellikle hucuma çıkarken savunma pozisyonunu doğru almamız gerekiyor söylemi vardı ama yani bu üç maçta bu söylemi çok uzağındalardı hala. Ben birazcık olsun çok bireysel... Oyunculardan daha ziyade özellikle kalecileri birazcık daha öne çıkaracak problemlerden ziyade Bence takım savunması Galatasaray'da çok eksik Yani orta sahayla savunmanın o kadar kopuk bir oyunu var ki iki kenarın o kadar çok duruş hataları var ki Bence birazcık bunlar düzeltilmesi gerekiyor Aslında oyuna dokunulması gerekiyor Galatasaray'da evet. Şu an bir anda transferler belki Galatasaray'ı birazcık daha gündem değiştirir Bence pozisyonuna getiriyor ama bence yani Galatasarayın saha içerisindeki duruşları çok incelenmeli yani.